Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün restatement sorularına bakacağız. Birlikte 2015 ve 2017'de çıkmış sorulara bakmayı planlıyorum. Yaklaşık bir 8 soruya bakacağız. Öncelikle restatement sorularında önemli olan birkaç ufak noktaya değinmek lazım. Nerelere bakmamız gerekiyor? Sınavda nasıl ilerlememiz gerekiyor? Şimdi ben bugünkü dersimizde bir tık daha tüm cümleleri çevirerek ilerleyeceğim sizin birazcık kelime öğrenmeniz açısından. Lakin sınavda tabii ki hepsini oturup çevirecek veya hepsini eşleştirecek zamanımız olmuyor. Bu çok zaman yiyen bir yöntem. Bunun yerine ufak tefek bakabileceğimiz noktalar var. Peki bunlar neler? İlk olarak sorumuzda şu 68. soruyu örnek alalım. Sorumuzda atıyorum simple present tense kullanmış mesela. Ya da present bir tense kullanmış. Ben şıklarda past tense'lerden hiçbirini doğru şık olarak kabul etmemeliyim. Yani bu noktada temelde şuna bakmamız gerekiyor. Bir tense uyuşması olmalı. Size soruda gelecek zamanı verip doğru şıkta geçmiş zamanı vermez hiçbir zaman. Bu noktada tense'ler paralel ilerler. Bu şekilde şık eleyebiliriz ilk olarak. İkincisi, bağlaçların uyumlu olması gerekiyor. Tabii ki bazı durumlarda şunu görüyoruz. Mesela sorunun içinde due to diyor. Dönüyor ondan sonra şıklarda so diyor mesela. Yani eş anlamlı bağlaç kullanımına gidebiliyor veyahut benzer anlama gelen bağlaçları kullandığını görebiliyoruz. Mesela while veriyor, şıkta although veriyor. Bu noktalarda doğru cevaplar olabiliyor. Ama şunu görmüyoruz. Mesela sorunun içinde bir zıtlık bağlacı verip doğru şıkta bir sebep sonuç bağlacı vermiyor mesela. Bu noktada bağlaçların da uyumlu olması gerekiyor. Zıtlıksa yine zıtlık görmemiz gerekiyor. Bir koşulsa yine koşul görmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında miktar zarfları önem taşıyor. Atıyorum size sorunun içinde dedi ki çok fazla gidip şıkta az demez. Aynı şekilde karşılığını görmemiz lazım. Restatement soruları arkadaşlar sizden en yakınını ister. Size bir fazla vermez, bir az vermez. En yakınını verir. Bu noktada ne yapacağız o zaman? Biz ufak tefek noktalarda da bir eşleştirme arayacağız aslında. Bunu çeviri üzerinden yapmayacağız ama miktar zarfları üzerinden yapacağız, sıfatlar üzerinden yapacağız, normal zarf yapılar üzerinden yapacağız. Bunları göreceğiz. Son olarak bir de modalları görmemiz gerekiyor. Yani sorunun içinde bana can verdiyse buna benzer bir yapı görmem gerekiyor şıkta da. En azından bunu karşılayacak bir yapı görmem gerekiyor. 68. soruyu göz önüne aldığımız zaman mesela şurada bir may görüyoruz. Şıklarda da may'i karşılayacak, en azından yakın bir anlam verecek bir yapı vermesi gerekiyor bana diyorum. Ve artık 68. sorumuzla başlıyorum çözmeye. Şimdi 68. soruya genel olarak şöyle bir göz gezdirdiğimizde ne görüyoruz? Aslında çok çok uzun değil. Bazen şununla karşılaşabiliyoruz YDS'de. 4 satır, 5 satırlık restatement soruları veriyor. Ama hangi noktaya bakacağımızı bildikten sonra bunları çözmek çok da zor olmayacaktır. Şimdi genel olarak soruya şöyle bir göz gezdirip hızlı bir okuma yaptığımda ne anlıyorum? Bana burada ne demiş? Bana burada diyormuş ki başka bir kişi hakkında nasıl bir izlenim oluşturduğumuza bakmaksızın, bunu göz önünde bulundurmaksızın, regardless of, kişinin nasıl biri olduğu hakkında nispeten hızlı bir şekilde fikirler geliştirebiliriz tarzında bir şey söylüyor genel olarak bana. Şimdi ben şıklarda temel olarak ne aramam lazım? Şurada bir bağlaç görmüştük dedik. Buna benzer bir şey bulmam lazım. Regardless of'a benzer bir şey bulmam lazım. İlk olarak bu birincisi. İkincisi şurada bir M görüyorum. M'ye benzer bir şey bulmam gerekiyor. Şurada bir quickly gördüm. Bir zarf. Bunu bulmam lazım. Şıklarda temel olarak bunları arayacağım. Şimdi A şıkkına bir bakalım. A şıkkına da böyle hızlıca bir göz gezdirdiğimizde şunları görüyoruz. Regardless of, no matter how. Bunu verdi. Güzel. Devam edelim. Şuradaki M'yi arayacağız demiştik. Şuradaki Redder yapısı aslında şu M yapısını bir tık veriyor diyebiliriz. Bir de şurada bir quickly vardı. Şurada da quick gördük zaten. Bana bütün yapıları verdi. Anlamsız olarak ne diyormuş peki bu soru, bu şık bana? Bana diyor ki burada insanlar hakkında nasıl bir fikir edinirsek edinelim, nasıl oluşturursak oluşturalım bunları, onların kişilikleri hakkında düşünce geliştirmekte oldukça hızlıyız. Aslında temelde de bana burada söylediği şey aynıydı. Şimdi geldik B'ye. Bakalım. Şurada bir
Kriterz gördük değil mi? Ama ben ana sorunun içinde bunu karşılayacak bir yapı görmedim. Eleştiriye götüren bir yapı yoktu. Bu noktada ne yapacağım? Bu şıkkı eleyeceğim. Bana burada çünkü diyor ki başka bir kişinin karakterini onun hakkında nasıl izlenimler edindiğimizle ilgili olarak eleştirmeden nispeten hızlı olabiliriz diyor. Şuradaki criticizing sebebiyle bu şıkkı elemiş olduk. Şıkları bu şekilde eleyerek ilerleyeceğiz. Sınavda da dediğim gibi oturup tek tek çevirirseniz veya eşleştirme yapmaya çalışırsanız çok fazla zaman kaybedersiniz. Evet. Bakalım. Burada ne demiş? Burada da bana genel olarak diyor ki başka bir kişi hakkında geliştirdiğimiz fikir onun hakkında izlenim oluşturma yollarımızla nispeten daha ilgilidir diyor. Ama biz şimdi ana sorunun içinde yollar, yani fikir oluşturma yolu gibi bir şey görmemiştik. Bu nedenle ne yaptım? Benzerini aradığım için elemiş oldum. D'ye geldim. Şurada bir general'ı gördüm. Direkt olarak gitti. Ana sorunun içinde böyle bir yapı yok. E'ye baktığım zaman even if görüyorum zaten. Even if karşılayacak bir yapı da yoktu 68. sorunun içinde. İlk olarak buradan eleyebiliriz. İkinci olarak şurada bir mostly gördük. Buradan da eleyebiliriz. İki açıdan ne yaptık? Elemiş olduk ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Çünkü şu sarı ile işaretlediğim kısımları karşılayacak yapılar aramıştık ve onu veren tek şıkkımız da A şıkkıydı. Geldik 69'a. Şöyle hızlıca yine bir göz gezdirip ne dediğini bir anlamaya çalışayım. Genel olarak bana diyor ki baktık hemen. Çevresel hasarın hem faili hem de kurbanı olduğumuz için insanlığın hayatta kalması nihayetinde doğal dünyayı koruma yeteneğimize bağlıdır demiş burada bize. Şimdi ben burada ne arayacağım şıklarda ilk olarak? Bir sins aramam lazım. Yani since benzer için çünkü anlamına gelen bir yapı aramam lazım ilk olarak. Bunun dışında şurada bir both gördüm, şurada bir and gördüm. Hem de yapısını verecek bir şeye ihtiyacım var. Yine bakmaya devam edelim. Ultimately gördük. Şurada eninde sonunda anlamına gelen bunu bulmalıyım. Bunları bulduktan sonra işim kolay. Şimdi A'ya bakıyorum. A da bana ne demiş? Genel olarak demiş ki insanlığın geleceğine zarar verdiğimizde olumsuz etkilendiğimiz için çevreyi koruma kararlılığımız nihayetinde devam etmelidir tarzında bir şey söylüyor. Ama şimdi şuradaki the future anlamına gelen bir yapıyı ilk olarak şurada görmedik. İkincisi A şıkkına baktığım zaman ben şuradaki as'i yanlış yere vermiş değil mi? Baktığımızda. Şimdi buradaki since nereye niteliyordu? Biz hem faili hem de kurbanı olduğumuz için demişti. Nitelediği yer burasıydı. Buradaysa çünkü biz buradan kötü şekilde etkileniyoruz dedi. Yanlış yeri niteledi zaten. Bunun dışında hem both and yapısını göremedik. Ultimately yapısını göremedik. Since yapısını da yanlış yere verdi. Future yapısı zaten yoktu. Sorumun içinde gitti. B'ye geldim. The reason why diyerek bir giriş yapmış. Since the reason why bu noktada birbirlerini karşılayabilirler diyebiliriz. Bana burada demiş ki doğal dünyayı yok etmemizin ve zarar görmemizin nedeni hayatta kalmamızın çevreyi koruma yeteneğimize bağlı olmasıdır. Şimdi ilk olarak bana burada biz bunun kurbanıyız, biz bunun failiyiz demişti. Ama B şıkkında çok bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yani demin de söylediğim gibi restatement soruları ne bir eksik ne bir fazla olmalıdır. Aşağı yukarı aynı anlamı vermelidir. Siz okuduğunuzda iki cümleydi. Ha, aynı şeyden bahsediyor bunlar diyebilmelisiniz. Bu noktada ne yaptım? B'yi eledim. Çok bambaşka bir şeyden bahsediyor. C'ye geldim zaten direkt if diyerek başlamış ve demiş ki eğer biz işte doğaya zarar verirsek ne yaparız ve biz bundan kötü etkilenirsek bizim işte doğayı koruma yeteneğimiz eninde sonunda insanlığa bağlıdır gibi bir şey söylüyor. Şimdi şurada sadece bir ultimately'yi karşılayan yapı gördüm. Eventually yapısını gördüm. Onun dışında ne bir since yapısı var ne bir both and yapısı var. Bunun yanı sıra bir if koymuş burada. Benim sorumun içinde if yok. Gitti. Geldim D şıkkına. D'ye bakıyorum. Since as diyerek başladı. Bu noktada bu yapıyı karşılamış oldu. Diğer yapıları arayalım. Both and bunları da görüyorum. Sanırım şurada bir both gördüm, bir and gördüm. Çok güzel. Eğer ki şunu da bulabilirsek veya buna benzer bir şey de bulabilirsek cevabımız bu olacaktır. Bakalım the existence of humanity final diyerek ne yaptı onu da verdi. Cevabımız
çok çok yüksek bir ihtimalle değişiklik olacaktır. Hızlıca ben de size çevireyim. Diyor ki hem çevreyi tahrip eden hem de bu tahribatın acısını çeken bizler olduğumuz için şu girişle aynı şeyi verdi. İnsanlığın varlığı nihayetinde eninde sonunda doğal dünyayı ne kadar iyi koruduğumuza bağlıdır diyor. Cevabımız D olabilir dedik. E de yine bir bakalım. E şıkkında da demiş ki bize doğayı yok edersek ve bu tür bir yıkımdan kötü bir şekilde etkilenirsek çevreyi koruma yeteneğimiz sonunda insanlığın hayatta kalmasına bağlı olacaktır diyor. Şimdi ilk olarak aslında şuraya baktığımızda bir bot ve bir ant yapısı görmüş olduk. Given that de hadi karşılıyor diye alalım. Şurada da ultimately'yi de gördük aslında. Aynı şeyi verdi. Peki neden cevabımız D'de, neden cevabımız E değil? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilk olarak zaten ben burada çevirdiğim için çeviriden kesinlikle değil. Yani anlamsal olarak birbirlerini tutmuyorlar. Ana soruda çünkü diyordu ki çevresel hasarın hem faili hem kurban olduğumuz için insanlığın hayatta kalması nihayetinde doğal dünyayı koruma yeteneğimize bağlıdır demişti. E'ye geldiğimizde ise E şıkkında bize şöyle diyordu. Hem doğal dünyayı yok ettiğimiz hem de bundan muzdarip olduğumuz düşünülürse çevreyi koruma gücümüz nihayetinde hayatımızı kurtarmaz demişti. Şimdi şuradaki bir fail var aslında, değil mi? Burada bizim hayatımızı nasıl kurtaracağımızdan, neye bağlı olduğundan, kendimizi kurtarmamızın neye bağlı olduğundan bahsediyor aslında. Ama burada bu bizim hayatımızı kurtarmayacak. Fail olacak diyor, değil mi? Bizim hayatımıza. Zaten anlamsız olarak da dediğim gibi eşleştirme yapmak çok sağlıklı bir yöntem olmasa da bu noktada iki şık arasında kaldık. Ve ne yapacağım ben burada? O zaman bir tık eşleştirmeye de gitmem lazım. Bunu da geçiyorum. Şurada bir depend on görmüştük. Ve baktığımız şıkların çoğunda depend on'a benzer bir yapı gördük aslında. A şıkkında yoktu sanıyorum. Rely on burada gördük. Rely on burada gördük. Buraya geldim burada da görmüştük. Rest on. Ama burada öyle bir şey de yok değil mi? Bu nedenle E şıkkında elemiş olduk ve cevabımız D şıkkı oldu. Geldim 70. soruma. Demiş ki 70. soruda. Şöyle şunu bir bırakalım. İnsanlık tarihi boyunca diyerek bir giriş yapmış. Ne olmuş peki bu insanlık tarihi boyunca acaba? İnsanların hayvanları avlamasını sağlayan ilk taş aletlerden uzayın derinliklerini görebilen radyo teleskoplarına kadar birçok önemli yenilik olmuştur diyor bana. Şimdi bakalım hızlıca. Öncelikle neler gördük burada? Bir ken gördüm. Şurada. Şurada bir trout gördüm. Bunu da bir noktada kullanırım işime yarar diye düşünüyorum. Bir from to kalıbı gördük. Nokta noktadan nokta noktaya gibi bir anlam veren from to kalıbı gördük. Bunu da muhtemelen görmem gerekecek. Ya da buna benzer bir yapı görmem gerekecek. Şimdi bunları bir kenara koydum. Ne yapacağım? Şurada bir important varmış. Important'ı da görelim burada. Genel olarak birkaç tane yapı bulduk. Şimdi A şıkkına bir bakıyorum hızlıca. A şıkkında demiş ki bana tarihte çok fazla önemli gelişme oldu ama en önemli iki tanesi çok önemli. Ama iki tanesi çok önemli demiş. İyi de tamam da bana burada iki tanesi, beş tanesi, on tanesi önemli demiyordu ki sorunun içinde. Bu nedenle eleyebildim A şıkkını hızlıca. Daha ilk girişinden eledik. Geldim B'ye. B de bana demiş ki insanlık tarihindeki birçok yenilik arasında ne olmuş peki? Hayvanları avlamak için ilk taş aletlerden ve insanın derin uzay araştırmasını sağlayan radyo teleskoplarından daha büyük bir gelişme olmamıştır. Ama bana burada olmamıştır demedik. O zaman eledim. Çünkü bana şurada demişti ki there have been many important innovations demişti. Buradaysa there have been no greater developments than the bla bla diyerek devam ediyor. Çok alakası oldu. Birbirlerini tutmadı bu yapılar. Restatement'larda bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Mesela böyle uzun bir soru çıktı karşınıza. Bunu birazcık bölebilirsiniz. Atıyorum şu yukarıda mesela eledik eledik ama iki tane şık arasında kaldık. Acaba hangisine gitsek diye. Eğer ki böyle bir durumda kalırsanız eleyerek eşleştirme yapmak aslında bir tık daha kolay olacaktır. Atıyorum şöyle böldüm mesela ya da şöyle böldüm. Buraya bir, buraya iki, buraya üç dedim. Böyle böldükten sonra ne yapabilirim?
Ha, mesela bu B şıkkındaki atıyorum birinci kısım burada da var. Burası birbirine karşıladı. İkinci kısım yok elendi şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Eğer ki soru çok uzunsa, çok zorlanıyorsak, bize çok fazla ipucu vermediyse tabii ki. Şimdi geldim C'ye. Demiş ki insanlığın işte tarihin başlangıcından beri çok önemli birçok çok önemli gelişme yaşandı diyor. Bana şurayı verdi. Throat kısmını verdi. From to'yu arayacağım. Ranging from to. Bunu da verdi. Güzel. Aynı şekilde vermek zorunda değil. Ha ranging from demiş. Ha from to demiş. Şurada bir erken görmüştük. Kendi de verdi. Bir de bir hızlıca okuyalım ne demiş bana burada. Bana burada diyor ki insanoğlunun hayvanları avlamak için kullandığı ilk taş aletlerden derin uzayı gözlemlemek için kullanılabilecek radyo teleskoplarına kadar tarihin başlangıcından bu yana pek çok önemli gelişme yaşanmıştır, yaşandı tarzında bir şey söylüyor. Aslında aynı şeyi verdi. Bana soruda da demişti ki insanlık tarihi boyunca insanların hayvanları avlamasını sağlayan ilk taş aletlerden uzayın derinliklerini görebilen radyo teleskoplarına kadar birçok önemli yenilik olmuştur dedi. Temel olarak aynı anlamı verdi. C güzel geldi. Şimdi geldik D'ye. Bakalım hiçbir şey önemli değildir ilk yapılan taş aletlerden. Direkt eledim. Şuradaki nothing nedir? Çok fazla önemli gelişme var demişti bana. Sorunun içinde buradaysa hiçbir şey daha önemli değil dedi. O zaman ne yaptık? Elemiş olduk. E'ye bakalım. İnsanlığın dedi tarihinde çok hızlı bir yükseliş, bir sıçrayış oldu. Ne konuda peki? That allowed humans to hunt and was rapid as they. Zaten şuradaki de is a great jump'tan burayı direkt eleyebiliriz ama yine de ben hızlı bir çevireyim. Diyor ki insanlık tarihinde insanların hayvanları avlamasını sağlayan ilk taş aletlerden uzayın derinliklerini görebilen radyo teleskoplarına kadar büyük bir sıçrama var. Yani aralarında dağ var diyor bana. Önce bunu yaptılar, sonra ilerlediler, ilerlediler, geliştirdiler kendilerine, bunu yaptılar diyor. Ama buradaysa öyle bir şey demiyoruz sorunun içinde. Nokta noktadan nokta noktaya kadar tarzında bir şey görmüştük soruda. Bu nedenle E şıkkını eleyerek C şıkkında kalmam daha sağlıklı olacaktır. Haydi 2015'in son sorusundayız. Şurada bir while gördüm. Şurada bir significant gördüm. Temel olarak bunları aramam lazım mutlaka. Bakıyoruz hemen. Hop. A'ya baktım. Demiş ki insanlar şu an burada var mıydı şu an? Bir zaman zarfı verdi. Burada yok. Zaten direkt olarak A şıkkını buradan eleyebilirim ama yine de devam edelim. Demiş ki insanlar demiş şu anda işte ne yapmak istiyorlarmış? Şehirlerde yaşamak istiyorlarmış. Kırsal kesimde yaşamaktansa çünkü bu en son trendmiş. Direkt şuradaki nevdan da eleyebiliriz aslında ama 71'de ben hızlı bir çevireyim size. Diyor ki 71'de tren şehirlerde trend yani işte burada trend dediği aslında insanların çoğunun yaptığı şeyden bahsediyor. Son zamanların trendi şehirlerde yaşamaya doğru olsa da hala kırsalda yaşayan nüfusun önemli bir kısmı var. Yani nüfusun önemli bir kısmı hala kırsalda yaşıyor diyor. Bana aşkındaysa demişti ki artık insanlar kırsal kesimden ziyade şehirde yaşamak istiyorlar. Çünkü son trend bu. Eledim. Şuradaki now direkt elememi sağladı zaten. B'ye geldim. Günümüzde, nowadays. Var mıydı burada günümüzde? Son trend diyordu. Hadi devam edelim yine de. Demiş ki birçok insan günümüzde birçok insan şehir merkezlerinde yaşamayı tercih etmekte ama artan nüfus nedeniyle daha fazla insan kırsalda yaşamak zorunda kalıyor. Forced to. Burada forced to yoktu zaten. Direkt eledik. Geldim. In spite of diyerek başladı. While aslında bir tık verdi. Demin demiştim ya size gider işte sorunun içinde while der. Atıyorum şık da gelir. In spite of der. Although der. Despite der. Aslında aşağı yukarı aynı anlamı karşılayan yapılar diyebiliriz bunlar. Bakıyoruz. Demiş ki C şıkkında bize. Şehirlerde yaşamanın çok popüler olmasına rağmen şurada popüleri verdi. Şurada da trendi vermişti. Bunlar da birbirlerini karşıladılar diyebilir miyiz? Çok sayıda insan kırsalda yaşamaya devam ediyor. Şimdi şurada da large number of people'la a significant proportion of the population. Aslında burada da bunlar birbirlerini karşılamış oldular. Her zaman aynı kelimeyi vermek zorunda değil. Aynı anlama gelen yapılarda verebilir. Muhtemelen cevabımız C olacaktır. Her şeyi karşıladı. Anlamsal olarak da uydu. D'ye bakalım.
Kırsalda yaşamak artık demiş trend değil. Ve birçok insan şehirlerde kalmak istiyor. Neye rağmen? Popülasyonda dramatik bir artış olmasına, aşırı bir artış olmasına rağmen şehirlerde kalmak istiyorlar. Anlamsal olarak zaten direkt eleyebilirim. Çünkü burada şehirde yaşamak artık trend demişti. Burada ise şöyle bir şey dedi. İşte kırsalda yaşamak artık moda değil, bu trend değil. Ve birçok insan artan nüfusa rağmen şehirlerdeki gidip şehirde yaşamak istiyor. Yani şunu da söyleyeyim size. Mesela atıyorum 71. soruya baktığımızda şehirde yaşamak artık trend dedi. Size doğru şıkta da gelip diyebilir ki kırsalda yaşamak artık trend değil. Bu noktada aslında aynı anlamı veriyordur. Ama burada biz bunu nereden eledik? Nüfus dedi, bir şey dedi. Ana soruda nüfus gibi bir anlam yok. Bu noktada elemiş olduk. E şıkkına bakıyoruz. Demiş ki E dedi, artık kırsal kesimde ikamet edenlerin sayısı şehir sakinlerinden daha fazla. Çünkü bu yeni bir trend. Şimdi şehirde yaşayanların sayısı kırsaldakilerden daha fazla da demedi bana. Kırsaldakilerin sayısı şehirdekilerden daha fazla da dememişti sorun içinde. Bu noktada ne yaptım? Bunu da eledim ve aynı zamanda şurada var demişti, bunu bana burada vermedi. E şıkkını eleyerek C şıkkında kalmış olduk. Böylece 2015 sorularının sonuna geldik. Aslında gördüğünüz üzere çok da böyle aşırı aşırı zor sorular değiller. Temel olarak birkaç noktaya baktığımız zaman restatement soruları bizi çok da zorlayacak türde sorular değil aslında. Hemen devam edelim. Şöyle şunu bir kapatalım. 2017 ile devam ediyoruz. Şöyle bir açayım. Siz de bir dakika bakın bakalım. Bir okuyun. Size hemen birazcık zaman veriyorum. Bir iki dakika okuyacak. Evet, çözdük mü, okuduk mu? Bence yeterli bir süreydi. Yaklaşık bir 25-30 saniye. Bence çözmüşsünüzdür. Haydi bir de birlikte bakalım. Şimdi 68'e bakıyorum. Öncelikle bir weather gördüm. Weather or yapısı gördük. Bunun yanı sıra fierce gördüm. Bir sıfat var burada. Temel olarak bunlara bakmam şu anlık yeterli olacaktır diye düşünüyorum. A'ya baktım. Hızlıca. Şimdi şurada bir fierce vardı. Bunu gördük mü burada? Yok değil mi? Weather orada yok. Gitti. B'ye bakıyorum. Weather yapısını gördüm. Intense. Şurada fierce karşılaşacak, hadi intense vermiş olur dedik. E ne yapacağım bu nokta? Bu noktada artık bir tık daha anlama kaymak zorunda kalacağım. Şimdi bana 68'de demiş ki bilim adamları arasında zekanın kalıtsal mı yoksa sonradan mı edinildiği konusundaki şiddetli tartışma henüz çözülmedi dedi. Ben geldim buraya B'ye bakıyorum. B şıkkında bana demiş ki insanlara doğuştan gelen bir zeka mı yoksa sonradan mı edindikleri bilim adamları arasında yoğun bir tartışma ne yaptı? Başlattı. Ama zaten bu tartışma varmış. Sadece daha çözülmemiş. Bunu bana başlattı demiyor. Ne yaptım? Eledim. Aynen öyle. Bakalım C'ye. Şimdi hot debate. Fierce. Kabul ettik hadi. Hani hadi şu redder'deni de bir tık kabul edelim. Genel olarak bakıyorum şu an. Daha soru yokmadım. Hemen bakıyorum. Demiş ki C'de de bana bilim adamları arasında hararetli bir tartışma zekanın sonraki yıllarda edinilmesinden ziyade kalıtımı etrafında dönüyor. Ama bana demiş ki acaba doğumdan mı geliyor bu? Doğuştan mı geliyor? Yoksa işte doğumdan sonra mı geliyor? Yani kalıtımsal mı? Yoksa doğumdan sonra mı ediniliyor? Tarzında bir şey söylemişti bana. Burada
Buradaysa bana ne diyor? Sonraki yıllarda mı ediniliyor gibi bir şey söylüyor. Bunun etrafında dönüyor bu tartışma diyor. Ne yaptım? Eledim. Geldim D'ye. Şurayı verdi bana fiyers anlamında. Şurada Vedrim'i verdi. Şurada Or'u verdi. Güzel. Bunların hepsini verdi. O zaman ne yapacağım artık? Anlamsal ilerleyeyim birazcık da. Burada demiş ki daha çözülmedi. Burada hala bitmedi demiş. Bunu da verdi diyebiliriz. Sonra bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Born with intelligent, inherit, born with, güzel, acquire, acquire, good. Muhtemelen cevabımız değişik olacaktır. Anlamsal olarak da aynı şeyi söylüyor. Aslında bilim adamları, bilim insanları arasında insanların zeka ile doğup doğmadıkları veya sonradan edindikleri konusundaki herhangi bir tartışma hala anlaşmayla sonuçlanmadı. Burada da aynısını vermişti. Bir de bir E şıkkına bakalım. Şöyle bir gerçeği diyerek giriş yaptı. Neyin gerçeği? Burada öyle bir şey yoktu. Ken verdi bana. Burada Ken'i görmüyorum zaten. Bunun dışında demiş ki zekanın hem kalıtsal hem de sonraki yıllarda kazanılabileceği gerçeği bilim adamları tarafından hararetle tartışılmıştır. Ama bu adamlar kazanılabileceği gerçeğini tartışmıyorlardı. Böyle mi böyle mi gerçeğini tartışıyorlardı aslında. Bunu ne yaptım? Eledim ve D şıkkında kalmam daha doğru oldu. Haydi 69'a geldik. Bakalım. Şimdi öncelikle according to'yu bir göreceğim zaten mutlaka. Bunun dışında bakalım. Tamam. Şimdilik according to ile bir başlayalım. Şimdi bakıyorum burada bana ne demiş? Demiş ki yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bugün dünyada yemek için yeterli yiyeceğe sahip olmayanlardan daha fazla aşırı beslenen insan var. A'ya geldim. Şurada bir significant increase gördüm ama şurada öyle bir şey görmüyorum değil mi? More overfeeding. Yani burada bir artış var diyor. Burada zaten bunun var olduğundan bahsediyor. Artıştan bahsetmiyor. Ne yaptık? Gitti. B'ye baktım. Demiş ki yakın zamanda yapılan bir araştırma ortaya çıkarttık ki dünya çapında in the world, across the world aynı şey. Overfeed people now outnumber those who are. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size burada karşımıza çıkmışken. Genellikle başına şöyle mal eki alan kelimeler olumsuz anlamdadır. Yani burada yetersiz beslenmeden bahsediyor. Aslında B şıkkında bize demiş ki bu durumda yakın zamanda yapılan bir araştırma dünya genelinde aşırı beslenen insanların sayısının yetersiz beslenenlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor demiş. Şuradaki outnumber'la buradaki anlamsal yapıyı karşılamış aslında. Cevabımız B olabilir belki. Bir kenarda dursun diyelim. Geldim C'ye. Demiş ki güncel bir araştırma gösterdi ki bugünün dünyasında burada böyle bir şey görmemiştik. Bugünün dünyasında farklılık ne farklılık peki? Is right. Güncel bir araştırma demiş günümüz dünyasında yeterli yiyeceğe sahip olmayanların sayısı ile fazla yiyenlerin sayısı arasındaki farkın çok az olduğunu gösteriyor. Ben gördüm mü burada çok azı gitti. D'ye bakıyorum. Bugün dünyada demiş yetersiz beslenen insanlar kadar fazla beslenmiş insan olduğu iddiası the claim yakın zamanda yapılan bir çalışma ile ne yapılmış? Kanıtlanmıştır. Peki ben burada böyle bir şey gördüm mü? Böyle bir iddia mı vardı? Böyle bir kanıtlama mı yapılıyordu? Bana sadece son zamanlarda yapılan bir çalışmaya göre demişti. Bunu da ne yaptım o zaman? Elemiş oldum. Bakalım E'ye. Yeni bir araştırma dedi. Yetersiz beslenen insanların sayısının bugün tüm dünyada aşırı beslenen insanlardan çok daha fazla olduğunu buldu. Burada çok daha fazlayı gördük mü? Yetersiz beslenen insanların çok daha fazla olduğunu gibi bir anlam gördük mü? Görmedik. Bu noktada B şıkkı en mantıklı olanı veriyor aslında bize. Yani şuradaki far greater gibi bir yapıyı görmedik aslında. Bir de burada yeni bir çalışma yakın zamanda hadi o karşılıyor desek bile en mantıklı cevap bu noktada B şıkkı olacaktır. Çevirirken bakmıştık zaten eşleştirme yoluyla da bir tık ilerlemiştik. Ne yapmıştık? B'de kalmış idik. Bakalım. Şöyle yapsak.
Geldik 70'e. Demiş ki öncelikle burada şöyle bir imperatif gördüm. Zorunludur mantığında. Bunu mutlaka bir göreceğim. Bunun dışında şöyle bir in order to'umuz varmış. Bunu da bir göreyim. Temel olarak bunları bir görmem lazım. Demiş ki bana soruda kadınların yaşlandıklarında kalp hastalığına yakalanma riskini azaltmak için in order to azaltmak için gençken risk faktörlerini değiştirmeye başlamaları neymiş? Zorunluymuş. A'ya bakalım. If diyerek bir giriş yaptı. Var mı burada zaten? If yok. Yine de devam edelim. Diyor ki bize kadınlar genç yaşta risk faktörlerini hemen değiştirmeye başlarlarsa eğer İleri yaşlarda kalp hastalığına yakalanma risklerini ne yapabilirler? Azaltabilirler. Şurada bir may gördüm. Burada var mıydı? Olasılık anlamına gelen bir may, bir might, bir could. Ne yaptım? Gitti. Aynı zamanda şurada bir zorunluluk vermişti. Zorunluluğu vermedi bana. Şurada bir hemen mantığı yoktu. Burada bir hemen mantığı var. Ne yaptık? Eledik. Birbirlerini tutan yapılar değiller çünkü. B'ye geldiğim zaman imperative demişti. Burada recommended. Tavsiye ediliyor demiş zaten direkt olarak eleyebilirim aslında. Yine de hızlıca ben bir çevireyim. Demiş ki burada da bize kadınların risk faktörlerini değiştirmeye yaşlıktan ziyade genç yaşta başlamaları önerilir. Çünkü bu kalp hastalığına yakalanma riskini azaltacaktır. Ne yaptık? Eledik. Kadınlara bu önerilmiyor. Kadınlar için bu neymiş? Zorunluymuş. Zorunludur diyor bize. C'ye geldim. Extremely important, çok önemlidir demiş kadınlar için başlamaları, değiştirmeye başlamaları risk faktörlerin onlar gençken çünkü bu kolay olmayabilir. Bu yani riskleri düşürmek kolay olmayabilir onların ileriki yaşlarında. Peki burada zorunluluğu verdi mi C'de bana? C'de bana sadece önemlidir diyor. Şurada zorunlu dedi. Bu zorunluyu mutlaka bir bulmam lazım. Bu noktada ne yapacağım? Ya acilen hızlı bir şekilde değiştirmeleri lazım demem gerekiyor ya da ne bileyim zorundalar bunu bir an önce yapmalılar gibi bir şeye gitmem gerekiyor. O zaman burada ne yaptık? C'yi de aslında temelde elemiş olduk. Extremely important gibi bir şey görmüyoruz çünkü burada değil mi? Gitti. Geldim D'ye. Demiş ki kadınlar şurada bir melimalı gördüm. Acilen başlamalılar değiştirmeye. Neyi değiştirmeye? Genç yaştayken risk faktörlerini değiştirmeye başlamalılar. Böylece so that, in order to so that, onlar azaltabilirler, düşürebilirler. Neyi peki? Yaşlı oldukları zaman, yaşlandıkları zaman kalp hastalığı yaşama riskini düşürebilirler. Aslında temelde aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor diyebiliriz. Sadece demiş ki burada bize. Kadınlar ileri yaşlarda kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabilmek için risk faktörlerini genç yaşta hemen değiştirmeye başlamalıdır. Zorunludur, başlamalıdır. Yine aslında şunu söyleyebiliriz burada. Şimdi burada yine böyle bir immediately gibi bir mantık görmüyoruz. Lakin burada gördük bunu. Ama şu noktada neye bakacağım? Bir E şıkkına bakacağım. Belki E şıkkı çok daha iyidir. Diğer şıklarda in order to'yu karşılayan bir mantık görmemiştik. Hatırladık mı? Ama burada in order to'yu da görüyoruz. Bir E şıkkına da bakalım. Demiş ki E şıkkında kadınların demiş genç yaştayken bu risk faktörlerini değiştirmeye başlamaları acildir, zorunludur. Aksi takdirde onların yani kadınların arasındaki yaşlı kadınlarda kalp hastalığına yakalanma riski ne yapılamaz? Azaltılamaz. Burada da aynen öyle. Otherwise bozdu. Şimdi aslında şöyle demiştik sizinle. Bu tarz sorular arkadaşlar demiştik ki en yakınını bulma sorularıdır. Şimdi genel olarak baktığımız zaman A'ya baktım. Şuradaki if'i karşılayan hiçbir şey yok yukarıda. Bağlacı mutlaka karşılamak zorunda. B'ye baktım. Burada zorunlu diyor. Ana soruda zorunlu imperative diyor. B'ye bakıyorum. Öneriliyor diyor. C'ye baktım. Aşırı derecede önemlidir demiş ama sorunun içinde aşırı derecede önemlidir tarzında bir şey de görmüyorum. Bunu da bir elemiş oldum. Aynı zamanda şu in order to'yu tam karşılayacak bir yapı görememiştik. D'ye baktığım zaman şuradaki should ve begin kısmı aslında imperative kısmını bir tık karşılıyor diyebiliriz.
Bunun devamını da şu in order to'yu karşılayacak bir Saadet yapısı gördük. E şıkkına baktığımda otherwise yapıyı çok kötü bozuyor demiştik. Bu noktada en mantıklı olan D şıkkında kalmamız olacaktır. Yani bana kalsaydı çok daha farklı bir şık olsa ve daha güzel bir şık olsa çok daha iyi olurmuş bence. Ama bu noktada ne yapacağız? Mecburen birbirlerini karşılayan en yakın anlamda olan yapıda kalmamız daha doğru olacaktır. Bir tık böyle minik bir zorlamış olabilir diye düşünüyorum bu. Gelelim 71'e. Şöyle bir tık uzaklaştırayım. E şıkkımız da gözüksün. It is already known diyerek bir giriş yapmış. Demiş ki zaten çoktan biliniyor. Ne biliniyormuş peki? Çiçeklerin parlak renklerini sergiledikleri ve güzel kokularını arıları cezbetmek için kullandıkları zaten biliniyor. Ama ancak fakat bilim adamları yakın zamanda işte kendi elektrik alanlarını da kullandıklarını ne yaptılar? Keşfettiler. Şurada however gördük. Şöyle şuraları bir sarıyla çizelim. Şu however'ı bir bulalım. Değil mi? Onun dışında ne bulalım ne bulalım? Bakalım. Şuradaki beautiful'a benzer bir şey bulalım. Bir sıfat gördük şurada. Bunun dışında bakıyorum hemen. Şurada bir recently var. Bunu bulalım. Temel olarak bunları bulmamız gerekiyor. Şimdi A'ya baktım. Geçmişte inanıyorlardı. Burada geçmişle alakalı bir şey gördük mü peki? Diyor ki bana aşkında bilim adamları çiçeklerin canlı renklerini ve kokularını kullanmalarına rağmen elektrik alanlarını arılara çekmek için kullanmaktan kaçındıklarına inanıyorlardı geçmişte. Ancak şimdi elektrik alanlarının da kullanıldığını öne sürüyorlar. Demiştik ki tensler birbirini tutmalı. B'ye baktım. Arıların demiş çiçeklerin parlak renklerinden ve güzel kokularından etkilendiği bilinen bir gerçektir. Ancak günümüzde bilim insanlarının dikkatini daha çok çeken şey çiçeklerin de kullandığı o işte manyetik alanlardır. Öyle mi sizce? Peki o zaman size tekrar söylüyorum. Evet, karşılar olsun. Şimdi 71'de bize demiştik ki çiçeklerin parlak renklerini sergiledikleri ve güzel kokularını arıları cezbetmek için kullandıkları zaten biliniyor. Already. B'ye geldim. B'de ise bana diyor ki arıların çiçeklerin parlak renklerinden ve güzel kokularından etkilendiği bilinen bir gerçektir. İlk olarak already nerede? İlk sorum. İkinci sorum, sanki her şeyin bir yeri değişmiş. Üçüncü sorum, şurada but what draws scientists attention? Ama bilim adamlarının şu günlerde dikkatini çeken şey, böyle bir şey gördük mü burada? Ama bilim adamları son zamanlarda böyle bir şey keşfettiler diyor. Nerede burada keşif? Dikkatlerini çekmiyor ki bilim adamlarının bu. Bu insanlar bunu keşfediyorlar. Gitti. C, bakıyoruz. Bu demiş uzun zamandır bilinen bir metot. Çiçekler ne yapıyorlarmış? Birçok metot kullanıyorlarmış arıları çekmek için. Ne gibi? Gibi verdi bana şurada. Such as. Nerede burada such as? Bir. Such as displaying striking colors. Örneğin çarpıcı renklerini ve onların işte çekici şeylerini, kokularını kullandıkları gibi şeyler ne yapılıyormuş? Kullanılıyormuş. Ama bilim adamları şu anda düşünüyorlar, keşfetmişlerdi burada. Burada düşünmeye başladılar. Gitti. In addition to diyerek girdi. Demiş ki bize burada. Çiçekler parlak renklerinden ve güzel kokularından yararlanmanın yanı sıra bilim adamları tarafından uzun zamandır bilinen arıları çekmek için o manyetik alanlarından da faydalanırlar. Soru şöyle yapayım ki sorumuzda gözüksün. Şimdi in addition to however nerede burada soruda şıkta değil mi? Bunları gördük mü burada? Görmedik. Ama görmemiz lazım mıydı? Evet.
Aynı zamanda bilim adamları son zamanlarda bunu keşfediyorlardı. Burada çok uzun zamandır bilim adamları bunu biliyorlar diyor. Gitti. Geriye zaten bir tek E kalıyor. Yine de bakalım. E'de de demiş ki çiçeklerin parlak renklerini sergiledikleri ve hoş kokularından arıları çekmek için yararlandıkları bir süredir biliniyordu. Ama bilim adamlarının son zamanlarda ortaya çıkarttıkları şey revealed, recently discovered verdi buraya. Elektrik alan kullanmalarıdır. Yani elektrik alan dediğim manyetik alan gibi bir şeyden bahsediyor muhtemelen. Onu kullanmalarıdır. Şimdi şurada however vermişti, burada batı verdi. Güzel. Şurada recently vermişti. Discover'da bir bulalım demiştik. Bunu da burada verdi. Bu da güzel. İki anlamı karşıladı. Bunun dışında şurada bir pleasant verdi. Şurada bir beautiful verdi. Hop, bu da bunu karşıladı. Değil mi? Birbirlerini karşılayan yapılar olduklarını gördük. Bu noktada ne yapacağız? Diğerleri çok nasıl diyeyim, kopuk şıklarda. Aynı 70. gibi. 2017'de bir tık zorlayalım demişler. 2015'te çözdük, hatırlıyorsunuz. Çok daha bir tık daha kolaydı diyeyim. Yani en azından eleme yapmak, doğru şıkka ulaşmak bir tık daha kolaydı. Lakin 2017 sorularına baktığımız zaman 68 ve 69. sorularda aslında hızlıca çözüme ulaşmamıza rağmen 70 ve 71. sorularda bir tık zorlandık. Özellikle 70'te D ve E arasında kaldık biraz. 71'de de böyle bir hiçbiri olmayacak gibi geldi. Ama ne yaptık aslında? Temelde fiilden ilerleyerek birçok şıkkı eleyebilirdik. Discover, suggest. Gitti. Burada yine discover, burada draw attention. Gitti. Buraya geldim. Think, discover alakasız gitti. D'ye geldim. Zaten bu çoktan biliniyordu diyordu ama bu insanlar bunu yeni keşfetmişler. Gitti. Bu discover mantığını veren bir tek şurada revealed vardı ve E şıkkında kalmamız daha mantıklı oldu arkadaşlar. O nedenle tekrar söylediğim ve bu örneklerde de gördüğünüz gibi restatement soruları arkadaşlar sizden en yakın anlamı ister. Birebir vermek zorunda değildir hiçbir zaman. Çok daha farklı bir yapıyla aynı anlamı verebilir size. Bu noktada ne yapacağız? Aynı 70 ve 71. sorularda gördüğümüz gibi en mantıklı olanı seçmemiz çok daha sağlıklı olacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Yaklaşık bir 45 dakikalık ders yapmış olduk. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Sınava da az kaldı. Hiç böyle bırakmadan, çalışmayı azaltmadan çalışmaya devam ediyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki dersimiz sanıyorum pazar günü bir dersimiz daha olacak. Pazar günü görüşmek üzere diyerek şimdilik dersimizi sonlandırıyorum.